1947 yılında bir arkadaşımız dedi ki Yunanlıların en çok ilerlediği Polatlı'ya kadar oradan yürüyerek bu savaşın cereyan ettiği yerleri gezelim, yürüyelim, dolaşalım, bakalım. İnsanlar sağ, onlardan anı toplayalım, var mısınız dedi. Biz 10 arkadaş, evet dedik. İşte 1948 yılı 20 Ağustos'unda Ankara'dan Polatlı'ya trenle gittik. Polatlı'da indik. Kartal Tepe'nin eteğinde henüz daha siperler duruyordu. Yani doğa ve vefasızlığımız o siperleri henüz silmemişti. Orada duamızı ettik şehitlerimize, yola çıktık. İşte 10. günü 29 Ağustos gecesi Dumlupınar abidesine ulaştık Afyon'da. Başımızı o taşa koyup uyuduk. Şimdi yolda işte hep o dönemi yaşamış tanıklarla konuştuk. Kimi bu savaşlara katılmış, kimi sadece tanık olmuş. Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. Benim o tarihte başlar anı toplamam. Yaşayanlardan anı topladım. Eski dergileri, kitapları topladım. Haritalar topladım, fotoğraflar topladım. İşte savaş alanlarını dolaştım. Ne bileyim Polatlı'da Yıldıztepe'ye çıkıyorsunuz. Daha siperlerin izleri duruyor. Elinizi toprağa daldırırsanız avucunuza şarapnel parçaları geliyor. Onları da topladım. Bu tüfek parçaları neler. Oradaki bir Anadolu annesinin sözünü de aktarmadan geçmeyeyim. Dedi ki biz işte böyle yana kavrula ordumuzun taarruza geçip de bizi kurtarmasını bekliyorduk. Sonra bir gün şu gösterdi işte şu çeşmenin ardından başı kalpaklı süvariler rüzgar gibi geçip gittiler. Anladım bizimkilerdi. Köye dedi çığlığı bastım. Kemal'in askerleri. Bu Kemal'in askerleri değil mi? Benim içimi titretmişti o zaman. Yani çok halktan bir insan. İşte Gazi'nin demiyor, başkomutanın demiyor, paşanın demiyor. Kemal diyor. Canından birinden bahseder gibi. O zamanlar şunu gördüm. Bu bir avuç Anadolu insanı emperyalizme karşı, dünyayı dize getirmiş emperyalizme karşı belki bilinçsiz bir tepki gibi, belki çok derinden gelen bir içgüdüyle bir karşı durmaya başladı. Benim kuşağım milli mücadeleyi iyi bilen bir kuşak. Çünkü milli mücadeleyi yapanlar henüz sağdı. Toprak daha barut kokuyordu. Ailem, ben İstanbullu Bakırköylüyüm. Bakırköy'ün işgalini yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Onlar da işgal dönemini anlatıyorlardı. Biz bunları öğrenerek geldik. Sonra işte mesela benim ilkokuldaki hocalarımdan biri milli mücadeleye gidip silahıyla katılmış bir gaziydi. Bunlar Kuvayi Milliye ruhu nedir? Nasıl bir, yani ölüyorduk, dirildik. Uçuruma gidiyorduk, geri döndük. Bunu bize çok güzel anlattı.